Merhaba, 5. bölümünde Bedenli Şeylerin tekrar beraberiz ve konuğum sürekli Aksis Silabus etkinliklerini birlikte yaptığımız Barış Mıhçı. Hoş geldin Barış. Hoş buldum, merhaba. Merhaba. Birazcık Aksis Silabus'u çok merak ediyor herkes. Ama önce bir kendinden bahseder misin, sen kimsin diye? Tabii. Adım Barış. Şimdilik 3. veya 4. senem gibi Türkiye'de daha çok etkinliklere vermeye başladım. Ve amacım evet, burada bir süre kalıp değişik bir yani ilgiyle ve ilgilenen insanlara bildiklerimi, tecrübemi paylaşmak. İyi ki de, iyi ki. Evet, iyi, güzel, benim için de güzel bir süreç oluyor. Bizim için de öyle. Aksis Silabus nedir? Şimdi bu soru hep genelde geliyor. Cevabını her zaman biraz farklı veriyorum. Çok kısa bir şekilde tutup dersem, nasıl bir cümlenin veyahut da bir dilin grameri var. Hareketin, bedenin de kendi bir grameri var. Yani kısaca diyebiliriz füzyogramar, bedenin füzyogramarı. Ama daha anlatırsam bir şekilde şey gibi düşünebiliriz, büyük bir havuz, havuzun içinde bilgiler ve bilgilerin kategorileri. Hepsi tabii bedenle ilgili olan bilgiler, insan bedeni olabilir ama değişik hayvan beden üzerinde de olan bilgiler olabilir. Ama daha çok kullandığım bilgiler tabii değişik disiplinlerden, beden üzerinden olan topladığımız bilgiler. İçinde fizikten gelen bilgiler var, biyolojiden tabii ki, onun içinde anatomi olsun, fizyoloji olsun, öyle tür bilgiler. Biyomekanik ekleniyor bayağı şimdi, çünkü araştırmalar yoğunlaştı bayağı. Sonra dans, hareket eğitimi sosyal bir kavramda geçtiği için sosyoloji üzerinden bilgiler. Öğrenmek üzerine olduğu için pedagoji, eğitim üzerindeki bilgiler ve tabii ki beden sadece kendi üzerine değil ama ruh ve psikoloji de içerdiği için o dallardan da bilgiler alıyoruz. Ve belli bir şekilde organizasyon ediyoruz. O organizasyonu sonradan mesela paylaştığımızdan öğrenme sürecini kolaylaştırıp düzenlemek için aslında. Bir de şey çok güzel, Aksis Silabus aslında bir araştırma gibi bir şey. Bize eğitim verirken de sen bir şekilde ne yapıyor biliyor musunuz? Bedene doğru hareketleri yerleştiriyor, anlatıyor önce anatomik olarak bize, böyle şeyimiz var, iskeletimiz var, ben de edinmek istiyorum ondan bir gün. Onun üzerinde her şeyi anlatıyor, sonra çeşitli figürlerle bize bedenimizin asıl olması gerektiği haliyle hareketini sağlıyor. Ve orada anlamadık mı? O kadar güzel buluyorsun ki. Yani o kadar güzel buluyor ki başka bir şey buluyor. Daha basit bir yol buluyor ve bir şekilde biz ona adapte olabiliyoruz. Yani, deniyorum evet. Evet. Amacım o. Şey, yani düşünürsek Freya Faust benim öğretmenim, hocam. O işte 90'larda başladı ve evet, araştırma amacıyla başladı. En büyük amacımız o. Yani tabii ki belli bir bilgiyi sunuyoruz ama o bilgiyi sunmak değil, sadece bilgiyi paylaştığımız insanları araştırmaya katılmasını da istiyoruz ki onun için değişik kanallardan size bilgiyi aktarırken baktım geçmiyor kanaldan ve hatta belki çok kompleks geldi. Onu sonra yine daha küçük parçalara bölüp küçük kaşıklarla sunmaya çalışıyorum. Uyana kadar, yani beden veya zihin algılayana kadar. Yani aslında Barış bize bedenimizin doğru kullanımını öğretiyor ve biz bunu yapmakta eğer zorlanıyorsak bunun sebebi tamamen bir şekilde hayatın içinde yanlış kullanmaya alışmamız. Kopyalıyoruz, onu senden öğrendim ben. Yürüyüşümüzü bile gördüğümüz insanlardan öğrenirken kopyalıyoruz aslında. Ki yürüyüş atölyelerin harika.
Yani ve şeyi sormak istiyorum ben sana. Ya ben biliyorum ama onlara söyleyebilmek için. Kimler yararlanabilir bu Access Syllabus eğitiminden? Aslında herkese açık. Şimdiki kontekst, amaç önemli olan. Dansçılar için başladı aslında ilk başta. Çünkü Frey dansçılarla çalışıyordu. Bugün ama bayağı bir şeyi açtık. Yani target grubu bayağı geniş tutabiliyoruz. Bu demek yani bedeninle daha çok anlayışa girmek isteyen herhangi bir kişi katılabilir. Yürüyüş atölyeler mesela hiçbir sınır koymuyor. Yani her yaş gelebilir ve tecrübesi olan olmayan gelebilir. Zaten yürüyüşle herkesin tecrübesi var. Aynen öyle. Yani şöyle de olsa böyle de olsa yürüyoruz. Evet. Bazı dersler daha çok dans üzerine gidenler. Belki bir genel bir anlayış isteyebilir ve hatta avantajlı olabilir daha önce başka bir beden disiplinine çalışmak. Ama onun dışında ilgilenen insanlara açmaya çalışıyorum bu konuları, bu bilgileri. Ayrıca özel de çalışıyorsun insanlarla bildiğim kadarıyla. Yaptıkları işlere göre ya da rahatsızlıklarına göre, skoryoz olanlarla ya da nasıl, bunu bana anlatabilir misin bir? Evet, orası şimdi dediğim gibi açtığımız için bayağı kullanış şekillerini. Access Syllabus kendisi olarak hareketle veya hareket etmekle direkt bir ilgisi yok. Yani bir aktivite değil. Daha çok dediğim gibi böyle bir bilgi havuzu. Şimdi onu mesela skolyozu veyahut da belli bir soruları olan bir insan beden üzerinden o bilgileri ona göre aktarıp o kullanım veyahut da o amaç için şey yapıyor, tasarlıyor. Veya elbise tasarımı olabilir. Yani sallıyorum. Omuzdan mesela birisi sürekli bir ağrı çekiyorsa bakıyorum omuz nasıl duruyor genel olarak. Veyahut da soruyorum birkaç hareket yapıver. Mesela şu bardağı tut veyahut da bir şey çek veyahut da kendini destekle. Bakıyorum nasıl yapıyor o kişi o desteği veyahut da o kullanışı. Oradan izleyip bilgilerimle tabii ve tecrübemle bağlayıp birkaç öneri veriyorum. Acaba böyle mi denesen, şöyle mi denesen, şunu bir yapsan. Yeni bir strateji oluşturuyoruz beraber geri bildirimle ve sonuçlar yani 1-2-3 hafta sonra daha da rahat hissediyorsa o kişi veyahut da baktığı kronik bir ağrı azalıyor veyahut da başka yere kaymaya başlıyor. Benim için bir sinyal, okey, doğru yere doğru çalışıyormuşuz demek. Yani terapist değilim, doktor da değilim ama kendi üzerimden ve toplumun içinden bayağı bir bilgi edindim. Bedenlerle çalıştıkça evet, bir sürü beden öğreniyorsun. Aynen. Yani oradan faydalanıp bulduğum genelde stratejiler bayağı işe yaramaya başladı. Ve bakıyorum insanlar daha bir iyi bir konfora girebiliyor kendi bedenlerinden. Ben açıkçası öyleyim. Gerçekten geçen gün derste de anlatmıştım. Yani. Geçenlerde bir bisiklet elimde merdivenden çıktım ve diğer ayakkabımın bağcı diğerinin kancasına takıldı ve elimde bisiklet var. Bunu 3-4 sene önce yaşamış olsaydım muhtemelen kötü bir şekilde sakatlanabilirdim. Ama orada düşmemek değildi mesele, doğru düşmekti aslında. Ve bir şekilde kendimi uygun pozisyona alıp aşağıya bırakıverdim ve sonrasında Barış'a teşekkür ettim. Daha dengeliyim, daha farkındayım etrafın. Tabii yoganın da buna etkisi var önceden. Ama Access Syllabus'la beraber yani otobüste, metroda, orada, burada dengem her zaman yerinde ve sakatlanma riskim inanılmaz az. Dönüş, arabada arkadan bir şey alıyorsam önce nereden döneceğimi biliyorum. Kolumu direkt uzatmıyorum. Bunları öğreniyorsunuz aslında Barış'tan. Kullanım kılavuzu gibi. Evet. Kendi bedeninizi kullanmayı öğreniyorsunuz. Evet. Tabii ki şey veremiyorum yani. Bir garantisi yok hiçbir şey için. Ama mesela senin gibi tecrübe yaşayanlar daha bir güveni artıyor. Veyahut da bedeninde daha safe, nasıl diyorduk biz? Daha, güvenli. Ha, güvenli hissetmenin psikolojik şeyleri var, sonuçları. Ve o yine bir şey destekleyebiliyor.
Ya oldukça evet, puzzle piece gibi. Yani daha kompleks aslında ama daha kendi özüne yakın bir kullanım şekli bulabiliyorsun. Evet. Ya şunu söyleyebiliriz aslında. Bir, hayatı kolaylaştırmak istiyorsa, hayatlarını kolaylaştırmak istiyorsa insanlar, bedenlerini rahat kullanmak istiyorlarsa ya da bedenle ilgili bir iş yapıyorlarsa daha bilinçli yapmak için Access Syllabus'la bir tanışabilirler belki, değil mi? Evet, bence işe yarayabilir. Evet, işe yarayabilir. Sen çok sosyal medya kullanmıyorsun. Evet, ama Aynen. yeni yeni bir Instagram hesabı açtı. Yani açtık. Story bile paylaştı bir kere. Barış'la dans. Barış'la dans. Ben yazacağım hatta zaten onu. Mail adresini alabilir miyiz? Seninle barışmurcu@gmail.com. evet, onu da yazarım. Peki Evet. Access Syllabus'la ilgili derin bilgiler almak istiyorlarsa onun kendi web sitesine başvurabiliyorlar mı? Oradan bilgi alabiliyorlar Evet. mı? Tamam. Access Forums diye onu da yazarız Onu da şeyin yazarız adına. onun altına. Bir bulletin board gibi bir şey var. Evet. Çünkü bütün bir topluluk olarak aşağı yukarı şu an kaç 40 küsur Hı. eğitmeniz adaylar var. Çok bir de çok bütün dünyadan ilgilenen insanlar. Onun için böyle bir bulletin board gibi bir şey açtık. Herkes gidip bakabilir ne oluyor, nerede, kim hangi yazıyı Etkinlikler, evet. yazdı, etkinlikler. Başka frame yazdığı kitap sunuluyor orada. Belli bir şeye kayıda Aha. göre indirebiliyorsunuz bilgileri. Ya Yani harika. orası böyle bir exchange platform gibi bir şey oluşuyor. Evet, çok güzel. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ya eklemek istediğim belki şey konu var. Şimdi genelde hareket disiplinleri bir stil üzerinden gelişiyor. Veyahut da böyle yapılır, böyle yapılmaz. Benim daha çok yapmak istediğim opsiyonlarımız var. Bir sürü. Hı. O opsiyonların hiçbiri aslında komple yanlış veya absolut bir şekilde komple doğru veya yanlış olmuyor. Ama farkındalığımızı ve bilgimizi arttırdıkça seçeneklerimiz daha bir altyapının üzerinde gerçekleşebiliyor. Ve bence o büyük bir avantajımız. Yani bir şey belki komple yok etmek değil ama duruma göre, ihtiyaca göre hangi seçenekler en uyumlu O veyahut an da içinde gelişiyor evet olay. o an içinde gelişiyor. Onun için yani zaten bir reçete gibi bir şey değil veya bir hareket egzersiz sıralaması da değil. Büyük bir araştırma. Ama o araştırmanın içinde adım adım bence bedeme bakın gibi bir şey Evet. çıkıyor. Barış'ın yani ben 3. senemiz oldu galiba. 3 senedir Evet. Barış'ın bütün atölyelerine gidiyorum. Ona göre yapıyorum, düzenliyorum hayatımı aslında. Şu anda da Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği'nde ayda bir atölyeleri oluyor. Aynı zamanda da hafta içi de bazı şeyler Evet. yapacak. Onu Çatı'nın sayfasından Evet. takip edebilirsiniz. Ayrıca Barış'ın Instagram hesabından takip Evet, oraya da edebilirsiniz. yüklemeye çalışıyorum Evet, sürekli. ben güzel oluyor bence. Bir de YouTube kanalım var. YouTube'da var, evet. Evet, onu da yazayım ben. Orada çünkü güzel şeyler göreceksiniz. En son çok güzel bir video çektiler. Ha, evet, birkaç Evet, kitlerim var. evet, evet. Budur yani bence. Çok teşekkür Şey ederim değil, ben konuk teşekkür olduğun ederim. için. Yazacağım her şeyi aşağıya ben. Sonrasında da siz bir bakın neler oluyor, neler bitiyor. Belki çatıda yüz yüze de görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye.